Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere melek balıkları hakkında bilgiler vereceğim. Akvaryumlarımızın vazgeçilmez balıklarından birisi olan melek balıkları, Güney Amerika kökenli bir balık türüdür. Doğal yaşam alanı Amazon Nehri ve kollarıdır. Melek balıkları boylamasına gelişim gösteren bir türdür. 16 santim ve 17 santime dek büyüyebilirler. Tabii bu büyümede ana etkenler beslenme, hacmi geniş bir akvaryumdur. Bunun aksine her akvaryumda bakılmaması gereken bir türdür. Bu balığın beslemek istediğiniz akvaryumunuzun en az 120 litre olup yüksekliği 40 santim ve 45 santim arasında olmalıdır. Akvaryumun enlemesine ve boylamasına geniş olmasının nedeni ise bu balığın hareketli bir tür olup akvaryumda strese girmemesidir. Melek balıklarının ideal su şartları 25 derece ile 27 derece arasıdır. 30 derece ve üstü 25 derece ve altı sıcaklıklar balığın hayatını tehlikeye sokar. Akvaryumun pH derecesi ise 6,5-7,5 arası olmalıdır. Melek balıklarının çaprazlamalar ile günümüzdeki çok çeşitli türleri ve renkleri üretilmiş olup en değerli türü altın melek balığıdır. Ancak şunu söylemek de gerekir ki bu tür ülkemizde çok sık rastlanmaz. Melek balıklarının cinsiyet ayrımı 6-7 santim olduktan ve üreme hareketleri sergilemeye başladığında anlaşılabilir. Üreme dönemi yani kızgınlık dönemi gelmiş erkek melek balığının alnında hörgüç biçiminde bir çıkıntı çıkar. Dişilerin ise alınları simetrik ve düz iner. Ayrıca üreme organları olan tüpçükler de farklılaşır. Erkek melek balığının tüpçüğü ince ve sivri, dişi melek balığının kalın ve yuvarlak uçlu olur. Melek balıkları durgun veya hafif akıntılı suları seven bir türdür. Bu nedenle akvaryumunuzun iç veya dış filtresi balığı zorlayacak debide olmamalıdır. İç filtre kullanıyorsanız şelale tipi filtre bu balık için idealdir. Ancak melek balıkları hassas bir tür olduklarından dolayı su kalitesine her daim önem vermeniz, düzenli su değişimleri ve dip çekimi yapmanız gerekmektedir. Besin olarak bitkisel veya hayvansal yemlerle beslenmelidir. Artemia, su piresi, haşlanmış ıspanak parçaları, marul, melek balığının karşı koyamayacağı yem çeşitleridir. Ancak yemlemeler yapılırken tıpkı diskuslarda olduğu gibi balık yemi yedikçe yem vermeniz gerekmektedir. Bunun nedeni ise artık yemlerin tabanda birikerek su değerini bozmaması içindir. Ömür süreleri balığın bakımına göre değişmektedir. İyi bakıldığında 10 yıldan fazla yaşayan melek balıklarının olduğu da bilinmektedir. Melek balıklarının davranış biçimleri de yaşına göre değişmektedir. Örneğin gençlik döneminde toplu halde gezen melek balıkları 2 yaşından sonra sadece eşleriyle gezmektedir. Ayrıca balıklara olan saldırganlığı da yaşına oranla değişmektedir. Örneğin genç ve ufak bir melek balığı lepisteslere saldırmazken ilerleyen zamanlarda lepisteslere saldırdığı bilinir. Yeme yönünde melek balıkları kendi eşini kendi seçen türler arasındadır. Eş tutmuş melek balıkları akvaryumda bir bölgeyi sahiplenir ve orada yumurtalarını yerleştirirler. Kızgınlık dönemi gelmiş eşler akvaryumda yumurtalarını yapıştıracakları yerleri aramaya başlarlar. Bu dönemde sizin yapmanız gereken akvaryumunuzun su seviyesine uygun olarak bir düz tabakayı yerleştirmektir. Bu tabakalar su salınım yapmayan mermer, seramik, porselen, cam gibi şeyler olması gerekmektedir. Eşler koyduğunuz bu tabakayı temizlemeye ve yapışkan sıvıyla doldurmaya başlar. Daha sonra dişi melek balığı bu yüzeye yumurtalarını bırakır. Erkek melek balığıyla beraber yumurtalara bakmaya, ilgilenmeye başlarlar. Yumurtalara düzenli olarak çift tarafından su püskürtülür. Su değerinin bozuk olması nedeniyle mantarlaşan yumurtalar ise çift tarafından yenilir. Yumurtalar genellikle 48 saat sonunda çatlamaya başlar ve çıkan yavrular ilk gün anne ve babaları tarafından ağızlarında taşınır. Bir hafta sonunda yavrular tek başına yüzmeye başlarlar. Ancak anne ve babalarından kendi istekleriyle ayrılmaları takriben bir ayı bulur. Üreme döneminde gerek yavrulara gerek anne babaya bol proteinli yemler verilmesi gerekmektedir. Yavrular ilk bir ay süre zarfında günde 4-5 kez olmak şartıyla Artemia ile beslenmelidir. Çift ise su piresi yiyebileceği büyüklükte hayvansal gıdalar beslemelidir. Böylece gerek yavruların hızlı büyümesi, gerekse yorgun düşen çiftin diğer yumurtlama dönemine dek kendini toparlaması sağlanmış olur.